Arkadaşlar Freud'la yine devam ediyoruz. Savunma mekanizmalarını ortaya koydu Freud 1930'lu yıllarda. Tabii Freud ortaya koyduktan sonra aslında bu kadar kalabalık değildi. 15 tane falandı Freud'da ama sonrasında birazcık daha işte bunun kapsamını genişletti. Kim genişletti? Kızı Anna Freud. Babası öldükten sonra Anna Freud savunma mekanizmalarını daha da detaylandırdı. Bazıları yorum kattığını falan da söyler ama nihayetinde bir sınav formatında 28 tane mekanizmadan sorumlu olacağız. Tabii bunları biz eğitim bilimlerine de anlatıyoruz ama burada birazcık daha kapsamlı olacak. Savunma mekanizmaları 28 tane. Savunma mekanizmalarının doğasını bir anlayalım. Şimdi nereden çıkıyor bunlar? Freud diyor ki farkına varmadan yapılır. Dolayısıyla bilinçli değildir. Yani Freud diyor ki savunma mekanizmalarını ortaya koyarken insanlar bilinçli olarak hareket etmezler. Bu davranışı yaptıktan sonra belki farkına varırsınız ama hani bu yapılan an itibariyle çok da farkındalık yoktur. Aynı zamanda Freud şundan bahsediyor. Diyor ki id ile süper ego arasındaki çatışmayı gidermek için ego tarafından yönetilir. Yani savunma mekanizmalarını yöneten temel yapı da egonun kendisidir. Aynı zamanda normal ve sağlıklı tüm bireyler tarafından kullanılır. Sadece sağlıklı bireyler mi kullanır? Hayır. Maalesef böyle işte şizofreni gibi ya da bipolar gibi duygu durum bozukluklarında savunma mekanizmalarının daha da fazla kullanıldığını görüyoruz. Sıkıntılı bir şey. Ve diyoruz ki aşırı kullanımı kişide psikoza giden bir süreci başlatır. Yani hakikaten sürekli olarak her yaşadığı sıkıntılı olayda savunma mekanizmalarını kullanan insanlar maalesef bir zaman sonra hayatın bütünlüğünden kopup gerçeklerden uzaklaşıp ne yapıyorlar? Hastalıklı bir ruh haline bürünebiliyorlar. Şimdi bu girizgahımızı yaptıktan sonra savunma mekanizmalarını anladıktan sonra tek tek konuşalım bakalım nelerden bahsediyoruz. Mantığa bürümeyle başlayalım. Evet, birinci mekanizmamız mantığa bürüme. Arkadaşlar, mantığa bürümenin diğer isimlerini mutlaka alın çünkü ÖABT sınavı açısından önemli. Yani sınavda farklı isimler çıkabilir. Biz buna diyoruz ki bahane bulma, neden bulma veya rasyonelleştirme. Peki ne demek mantığa bürüme? Yani biz buradan neyi anlıyoruz? Mantığa bürüme de diyoruz ki kişinin rahatsız olduğu bir durumu akla yakın gerekçelerle açıklamasıdır. Akla yakın gerekçelerle açıklamasıdır. Yani şöyle düşünün. Mantığa bürümede kişi herhangi bir şeyden rahatsız olur ama bu rahatsız olduğu noktada herkes tarafından kabul edilen bazı gerekçeler sunar ve biz bu insanı yadırgamayız. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki çok istediğiniz bir şeyi alamadınız. Biz genelde şöyle deriz ya, ay zaten çok istemiyordum. Hani zaten çok istemiyordum, çok saçma sapan bir gerekçe mi, mantık dışı bir gerekçe mi? Hayır. Dolayısıyla da biz bunları söylerken ne yapıyoruz? Bir şekilde rahatlıyoruz. Ya da şöyle düşünün, sınava girdiniz, çok zor bir sınav ve berbat bir sınav sonucu geldi. Ne deriz mesela? Düşünelim böyle mantıklı gerekçeler, ya sorular çok zordu, yoksa ben yapardım ya da çalışmadığım yerden geldi
Bak bunların hepsi nedir? Mantığa bürümedir. Beni rahatlatır mı? Rahatlatır. Denge kurmamı sağlar mı? Sağlar. Freud diyor ki en çok kullanılan mekanizmalardan bir tanesi mantığa bürümedir diyor. Gelişimde de anlatmıştık ama şu farklılıkları unutmayın. Tek tek anlatacağım burada. Çarpıtma ile karıştırmayın. Arkadaşlar, mantığa bürüme ne kadar mantıklıysa çarpıtma o kadar mantıksızdır. O yüzden biz deriz ki kişinin rahatsız olduğu durumu mantık dışı ve absürt gerekçelerle açıklamasıdır. Hatta bence şöyle dersek birazcık daha net olacak tablo. Şöyle diyebilirsiniz. İşine geldiği gibi algılamaktır. Ya da işine geldiği gibi açıklamaktır. Mesela kızın bir tanesi sınavdan kötü not almış. Diyor ki ya ben zaten sarışınım ya, hoca da bana bu yüzden bir şey yapıyor yani, notumu kırdı. Ya senin sarışın olmanla ne alakası var? Bak ne diyorum, ne alakası var? Çarpıtma hep böyledir. Kişi kendinde var olan bir eksiklikle açıklar, kendinde bulduğu bir yetersizlikle açıklar ama bu yetersizlik ya da bu bahane kesinlikle mantık dışıdır. Arada kaldınız, ne yapacaksınız? Mantığa bürüme kesinlikle mantıksal gerekçeye dayanır. Herkes tarafından kabul edilebilir. Ama çarpıtma konunun tamamıyla alakasız bir yere götürülmesi anlamına gelir. Dolayısıyla da mantık dışı gerekçelerle açıklanması olacaktır. Devam edelim. 3. Yansıtma. Lütfen diğer isimlerini yazın. Projeksiyon. Arkadaşlar en çok kullanılan mekanizma. Türkler bunu çok seviyorlar hakikaten. Şimdi yansıtmada biz diyoruz ki kişinin kendisinde var olan bir durumu başkalarına aktarmasıdır. Ve yansıtmayı kullanan insanlarda şu mantık vardır. Bende yok, onda var. Bak bunu unutmayın. Bende yok, onda var. O zaman biz mantığa bürümede bahaneyi daha çok çevreye atfederken yansıtmada bahaneyi kime atarız? İnsanlara atarız. Kişilere atarız. Şimdi bir örnek yapalım. Şimdi Türkiye'de gıybet çok sevilir. Yani her yerde, dünyada sevilir herhalde de. Yani biz ayrıyeten bir böyle sempati duyuyoruz gibi geliyor. Şöyle düşünün, adam ya da kadın diyor ki, ay diyor, ben hayatımda hiç dedikodu yapmadım ama herkes dedikodu yapıyor. Pardon. Şimdi çok dedikodu yapan bir insanın tutup da böyle söylemesi ne olacaktır? Tabii ki yansıtma olacaktır. Yani yansıtmada bahanen kimlere atılır? Kişilere, kendi dışındaki insanlara atılır. Bize gelen danışanlar oluyor. Eşini aldatanlar da var bunların içinde. Adam diyor ki, eşimi hiç aldatmadım ama onun beni aldattığından şüphe ediyorum. Şimdi bakın düşünsenize nasıl bir yansıtma. Çok enteresan yani. Dolayısıyla da yansıtma hep böyle bir şeydir. Kendindeki olumsuzluğu kabul etmez, hep başkalarına atar. Hep başkalarına atar ve böylece rahatlar. Nasıl bir denge kuruluyorsa artık bilemiyorum tabii. Dengesizliğin dengesi. Mesela başka örnekler de yapabiliriz. Yine şeyde çok oluyor mesela işte bu... Bazı insanlar böyle ahlak timsali gibi davranıyorlar ya, çok ahlaklıymış gibi falan. Benim böyle Bursa'da bir tanıdığım var mesela. Yani kadın falan olursunuz yani, korkunç, ürkünç bir şey. O yüzden de hani kendini hep şöyle anlatır. Ben çok dindar bir insanım, çok şöyleyim, çok böyleyim falan. Hani görseniz kıyafetle alakası yok, sürekli full dekolte falan. Hani herkes istediğini giyebilir, buna da bir şey demiyoruz ama... Şöyle bir açıklaması oluyor. Ben çok dindarım ama insanlar çok ahlaksız. Yani bakın yansıtma. Bunu söyleyen bir insanı biz okumuyor muyuz? Kesinlikle okuyoruz. O yüzden gülüp geçiyoruz ondan sonra. Dolayısıyla arkadaşlar bakın her zaman bunu yapmak lazım. Yani
karşınızdaki insanlarla, özellikle danışan danışman ilişkisinde bunu çok iyi analiz etmek lazım. Buradan size o kadar çok malzeme çıkar ki, insanları okumak dediğimiz şey aslında onların davranışlarını okumaktır biraz da. Dolayısıyla da iyi ki Freud var diyoruz, kalp yapıyoruz. Devam edelim. 4. Entelektüelleştirme. Entelektüelleştirmenin diğer ismini bilmeniz gerekiyor mu? Evet. Ve biz diyoruz ki düşünselleştirme. Arkadaşlar şöyle açıklayacağız. Kişiyi rahatsız eden durumun bilimsel terimlerle açıklanmaz. Şimdi bu entelektüelleştirme de enteresan bir şey. Neden enteresan? Bazen yine böyle sohbetlerde ya da insanlarla böyle işte belli ortamlara katıldığınızda farklı insanları tabii ki görüyorsunuz. Benim herhalde çocukluğumdan beri ya da belki de doğduğum andan itibaren insanları böyle gözlemlemeyi çok seviyorum. Biraz mesleki bir şey belki de. Dolayısıyla da baktığımda belli bir eğitim seviyesinden sonraki insanlarda da entelektüelleştirme de görülüyor. Şöyle görülüyor. Mesela en ufak bir şeyde onu rahatsız eden, mutsuz eden bir konuyu başlıyor kapitalizmle açıklamaya. Psikolojik bir kuramla açıklamaya ya da tıp terimleriyle anlatmaya. Bakın eğer bir soruda terimlerle, bilimsel ifadelerle ya da temel kavramlarla bir şeyi açıklıyorlarsa biz diyoruz ki entelektüelleştirme yapıyor bu vatandaş. Devam edelim. Kaç olduk? 5 olduk. Beşinci mekanizma dışsallaştırma. Valla ben bunu seviyorum şimdi açıkçası. Çünkü neden? Yani Allah'ım elimden geleni yaptım. Çaba ise çaba. Emek ise emek. Maddi, manevi, fedakarlık. Hala olmadıysa o zaman ne diyorum ben buna? Ne diyorum? Söyleyin. Etrafi Hanım ne diyorum? Kader kısmet diyorum ya. Freud'u boş ver. Kader kısmet diyorum. Yani böyle dediğimizde rahatlıyoruz. Hani bir şeyleri ben yaptım, benim üstümde bir güç var ve ben o güce haşa müdahale edemem. Dolayısıyla da ben elimden geleni yaptım, kısmet böyleymiş demek ne olacaktır? Evet işte zaten konu o. Etrabi Hanım oradan bize yorum yapıyor, yönetmenimiz bizim. Dolayısıyla da kişi hakikaten rahatlıyor. Bir de biz dini olarak da inançlarımız gereği de tevekküle çok yakın bir din olduğu için İslamiyet... Bizi mutlu ediyor vallahi, sıkıntı yok. Hep yani saatlerce bir şey konuşuyorsun mesela. Böyle bazen oturuyoruz arkadaşlarla. Analiz ediyorsun, böyle işte Jung'a giriyorsun, Lacan'dan çıkıyorsun. Şu oluyor, bu oluyor falan. Korkunç böyle muhabbetler, derin muhabbetler. En sonunda kalkarken hayırlısı inşallah ya. Hayırlısı inşallah ya için miydi bunlar? Hani bu kadar muhabbet, 3 saattir konuşuyoruz yani. Dolayısıyla arkadaşlar acı ama gerçek, yapacak bir şey yok yani. Hakikaten kader kısmetle açıklamak. Hayırlısı be gülüm mesela. İşte inşallah falan. Yani bunlar tabii güzel şeyler ama çok böyle hani her şeyi de bu kadar şey yapmamak gerekiyor. O yüzden de dışsallaştırma ile Freud bizim rahatladığımızı söylüyor. Diyor ki yani bir şekilde insanlar kendileri dışında bir güce bunu bıraktıklarında ne yapıyorlar? Rahatlıyorlar diye düşünüyor. Devam ettik. 6. Bastırma. Bastırmanın diğer ismi arkadaşlar lütfen unutmayın, unutma. Ve ne dedik biz bastırma için? Dedik ki kişiyi rahatsız eden bir durumun farkına varmadan bilinçten uzaklaştırılmasıdır. Şimdi bakın
Az önce de Freud'u ilk anlatırken konuda bahsetmiştim. Özellikle de travmatik konulardı. Ya da işte acı, ayrılık, ölüm, yas. Yani bu tarz konularda bastırmayı çok fazla kullanıyoruz. Hatta Freud diyor ki, aslında diyor 28 tane mekanizmanın da temelinde bastırma vardır. Bütün hepsinde yaptığımız şey rahatlamak ve denge kurmak için bilinçten uzaklaştırmak değil mi? Değil mi? Bak şunu hatırlayın. Yani Freud şundan bahsediyor bastırmada. Şurada diyor seni rahatsız eden bir durum var. Ve sen bunu ne yapıyorsun? Bilinçten uzaklaştırıp rahatlıyorsun. Ben gelişim dersi anlatırken orada da çok detaylı anlatıyorum. Yani bakmayın hani bizim anlattığımız gelişim ve öğrenme dersleri ÖABT tadında oluyor genelde. Hatta hazır yeri gelmişken şunu da lütfen atlamayın. PDR alan derslerinde mesela temel kavramlar diye bir konu var. Onun içerisinde gelişim öğrenme de var. Mesela gelişim öğrenmeyi oradan da bir şekilde yine tekrar edebilirsiniz. Çünkü o dersi ben anlatmayacağım. Şöyle düşünün. Bastırmada kişi evet bu şekilde rahatlıyor dedik. Yani şey yapıyor ve Freud'un çok klasik ama herkesin çok bilmediği benim üniversitede hocalarımdan duyduğum bir örnek var. Ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesi. Ben bunu şöyle sordum gelişimde. Dedim ki bastırma mıdır, yatsıma mıdır? PDR bölümünden de çok arkadaş bana mesaj gönderdi. Hocam yatsıma mı, hocam bastırma mı diye. Cevap kesinlikle bastırma. Bak biz ne yapıyoruz? Bastırmayı ortaya koyarken ben farkında olmadan bir şekilde hani bir şeyler yaparak, işte para kazanarak, işte ne bileyim para biriktirerek, ev alarak, ondan sonra araba alarak falan ne yapıyorum? Ölüm korkusunu aslında unutmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey yok mu? Hepimiz ölümlüyüz. Yani ben sonsuza kadar yaşamayacağım. Hiçbirimiz yaşamayacağız. Dolayısıyla da şunun farkındayız. Bir gün hepimiz öleceğiz. Dolayısıyla bir şekilde bizi hayata bağlayan sebepler var. Yani ben sürekli olarak ölüm korkusuyla yaşayamam ki. Değil mi? Siz yaşayamazsınız. Neden KPSS'ye hazırlanıyorsunuz? Neden atanmak istiyorsunuz? Neden evlenmek istiyorsunuz? Çünkü bunun temelinde ne var? Sanki yani hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşam da ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da Freud'un o klasik örneğinde ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesi, ölüm korkusunu unutmak olduğu için cevabı kesinlikle bastırma olacaktır. Bu konuda herhalde anlaştık artık diye düşünüyorum. Freud şunlardan da bahsediyor. Diyor ki bastırma dil sürçmelerinde de kendini gösterir. Mesela bazen hoş geldin diyeceğine, mesela sevmediğin bir insan geliyor. Aa hoş geldin diyeceğine güle güle falan dersin. Böyle gayri ihtiyari gider. Aslında bunlar çok önemli şeyler. Yani çok önemli doneler. O yüzden onları cımbızla alıyoruz zaten biz. Ya da mesela bazı şeyleri bir şekilde ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Yani insan sınav saatini unutan insan var. Önemli bir toplantısını unutan insanlar var. Uçak saatini unutan insan var. Freud diyor ki bir şeyi eğer unutuyorsanız altında mutlaka başka bir şey vardır. Ya korkuyorsundur, ya gerginsindir, ya seni bir şekilde etkileyen başka bir şey vardır. Ama bastırma öyle kendi kendine ortaya çıkan bir şey değildir diyor. Devam edelim bakalım. 7. Yatsıma. Diğer ismiyle inkar etme. Arkadaşlar bastırmada kişi farkına varmadan yapıyor bir şeyleri ama yatsımada bilerek inkar ediyor. O zaman şöyle diyelim. Kişinin rahatsız olduğu durumu, kişinin rahatsız olduğu durumu inkar etmesi veya kabullenememesidir. Evet, klasik bir erkek tepkisi. Eşini mi aldatıyorsun? Hayır, ne münasebet, asla aldatmıyorum. Yani bakın bunlar tabii ki nedir? Yatsımadır.
İnsanlar bazı şeyleri bile isteye inkar ediyorlar. Freud diyor ki, bana diyor terapiye gelen hastaların çoğunda ben şunu gördüm diyor. Ben hasta değilim. Niye geldim bilmiyorum. Adam hasta olduğunu bile bile oraya gelip ben hasta değilim demesi ne olacaktır? Tabii ki yatsıma olacaktır. Ve size şunu da söyleyeyim. Yatsıma dediğimiz şeyde mesela hatta şu da çok soruldu. Hani yatsımayla ölüm korkusu olan bir insanın para biriktirmesinde yatsımayla karıştıranlar için söylüyorum bunu. Yatsımada bile bile inkar etmek vardır. Ama bastırmada öyle bir şey yok yani. Bastırma tamamıyla unutmayla alakalı. Eğer ben dersem ki ne münasebet canım ölümden korkmuyorum ben dersem bu inkar etmeye girer. Ama ölüm korkusundan dolayı işte ne bileyim para biriktiriyorsam, ev alıyorsam, evleniyorsam, çocuk sahibi oluyorsam bunlar ne olacaktır? Bastırma olacaktır. Allah günah yazmasın bu örneği vereceğim. Kaya Çilingiroğlu. Gül gibi bir eşi vardı Hülya Avşar. Geçen Ayvalık'ta gördüm hatta. Çok tatlı bir kadın. Yıllar önce Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu evliyken Kaya Çilingiroğlu'na mikrofonu uzatıyorlar. Ve diyorlar ki Kaya Bey yeni bir Ferrari almışsınız hayırlı olsun. Kaya Çilingiroğlu ne diyor? Ferrari'yi nereden biliyorsunuz? Biliyorsunuz Feraye diye bir kadınla aldattı Hülya Avşar'ı. İşte bastırma böyle bir şey bakın. Bastırma öyle bir şey ki yani diz sürçmeleriyle o böyle bir anlık çıkışlarla kendini gösterebilen bir şey. Kişi farkında olmadan bunu yapıyor zaten. Bastırdığı şey bu şekilde kendini ortaya koyuyor. Yani Ferrari'yi Feraye'ye bağlayan Kaya Çilingiroğlu'nu düşünün. Dolayısıyla durum böyle. Hadi bakalım devam ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.